Projeyle ilgili 3 yıl önce pandemi dönemine rast gelen bir dönemde başladık projeyle alakalı. TÜBİTAK nezdinde 1001 projesi olarak kabul edildi. Türkiye ölçeğinde özellikle uzaktan algılama teknolojiyi kullanarak bir takım ekolojik faktörlerle arazi kullanım değişikliklerini ilişkilendirip araziye yönelik iklim değişikliğinin etkilerini gözlemleyebildiğimiz bir çalışmayı ortaya koyduk. Bu çalışma kapsamında özellikle ana sonuçlar yine iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde su kıtlığı ve arazi tahribatı, arazi bozulumu noktasında Türkiye ölçeğinde tematik veri ürettik. Bu noktada bölgemizi de yakından alakadar eden özellikle su kıtlığı noktasında ve arazi tahribatının olduğu yerlerle alakalı bir sınıflandırma haritası gerçekleştirdik ve Türkiye ölçeğinde de sonuçları ortaya koyduk. Bu ölçekte bizlere destek veren başta Profesör Doktor Rektörümüz Orhan Uzun hocama ve TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandal Bey'e çok teşekkür ederim katkıları ve desteklerinden dolayı. Proje öncelikli olarak veri tabanı oluşturmak amacıyla kurgulandı. Bizim ürettiğimiz tematik haritalar mevcut fakat aynı zamanda bir veri tabanı. Özellikle bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü nezdinde destekçimiz, Çölleşme ve Erozyon Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde diğer bir destekçimiz. Aynı şekilde projenin sonuçları kendileriyle de paylaşıldı. Bir veri tabanı şeklinde de girdi sağlayıp farklı noktalardaki sonuçlara da ışık tutabilecek ölçekte sonuçlar elde edilmiş oldu. Bizim kendi görselimizde Türkiye ölçeğinde tematik haritalar olsa da aslında bu bir sonraki özellikle iklim değişikliği nezdinde arazi ve arazi kullanımına yönelik farklı çalışmalara da destek vereceğini söyleyebiliriz. Kesinlikle yani bu noktada şunu söyleyebiliriz. Salt ormancılık değil, tarım, yerleşim, ormancılık, araziye ilişkin tüm insan eliyle kurgulanmış tüm kullanımlara gelecekte nasıl bir politika izlenmesi, nasıl karar vericilere yön gösterebilir, bu noktada sonuçlar elde edilmiştir.